Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nde yönetim ve toplum yapısını ele alacağız bu dersimizde. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın, hız kesmeden başlayalım. Evet, şimdi biz neler göreceğiz? Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını, İran ve Türk devlet geleneklerine ait unsurların Büyük Selçuklu Devlet Teşkilatı'na etkisini, Nizamülmülk'ün Siyasetname adlı eseri ve bu eserin devlet yöneticilerinde aranan özellikler bakımından mesajlarını, Selçuklu kültür ve medeniyetinin ana unsurları yani nizamiye medreseleri, bilimsel ve düşünsel gelişim, mimari, sanat ve edebiyat alanlarındaki faaliyetleri birlikte ele alacağız. Dedik ya, hazırsanız hız kesmeden başlayalım. İlk olarak Büyük Selçuklularda yönetim anlayışı nasıldır? Nitekim fotoğrafta da Sultan Alparslan'ı da görmektesiniz. Büyük Selçuklularda devlet teşkilatlanmasının temel kaynakları 1. Geleneksel idari anlayış ve uygulamaları. Nedir? İşte arkadaşlar şunu söyleyebilirsiniz. Ülke hanedanın ortak malıdır. Nitekim bu da arkadaşlar taht kavgalarına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. 2. İslam dininin getirdiği anlayış ve kurallar, Abbasi, Karahanlı ve Gazneli devletlerin yönetim biçimlerini, yine Selçuklularda arkadaşlar merkezi yönetim. Kimden bahsedeceksiniz? İlk olarak kim diyeceğiz? Hükümdar. Tabii hükümdarın yanı sıra arkadaşlar saray. Sarayın yanı sıra kim diyorsunuz? Hükümet ve hükümetin yanı sıra da adli arkadaşlar unsurlardan ne yapmıştır? Oluşmuştur diyeceksiniz. Şimdi tabii ki Selçuklularda sultan devlete mutlak şekilde egemendir. Diğer taraftan din ve arkadaşlar hangi kurallara uymak zorundadır dersek de örfi yani geleneksel arkadaşlar kurallara ne yapması gerekiyor? Uyması gerekmektedir. Abbas halifesi Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e hangi unvanı veriyordu? Hatırlayın, Bağdat seferi sonrası ne demiştik? Doğunun ve arkadaşlar Batı'nın sultanı neyini verecekti? Ünvanını ne yapmıştır? Vermiştir. Böylece Büyük Selçuklu Devleti Tuğrul Bey de İslam dünyasının siyasi liderliğini ne yapmıştır? Üstlenmiştir diyeceğiz. Ve aynı zamanda Abbas halifesinin de koruyuculuğunu yaptılar, üstlendiler. Sultan Alparslan Kars'ın Ani Kalesi'ni aldıktan sonra Abbas halifesi tarafından ne ünvanı veriliyordu? Ebul ne diyordunuz arkadaşlar? Fetih yani ya da fetihlerin babası unvanı ne yapılacaktı? Sultan Alparslan'a verilecekti. Aslında Büyük Selçuklu Devleti İran bölgesinde büyük zirve dönemlerini yaşamaktaydı. Peki bu en büyük zirve kim döneminde dersek tabii ki Sultan Melikşah döneminde arkadaşlar ne yapacağız? Adlandıracağız. Şimdi bir sorumuz var. Soruda diyor ki Büyük Selçuklularda devlet teşkilatlanmasının temel kaynakları nelerdir demiş arkadaşlar. Birincisi tabii ki olmazsa olmaz unsurumuz neyden bahsedeceksiniz? Hükümetten bahsedeceğiz. Hükümetin yanı sıra arkadaşlar hükümdar ya da ne diyebilirsiniz? Sultan diyebilirsiniz. Yine neyden bahsedeceğiz? Saray unsuru diyeceksiniz. Ve en son olarak da adalet yani adliye bizim için temel kaynaklar içerisinde yer almakta. Bir de unutmayın dini kurallarımıza göre arkadaşlar tabii ki şer'i ve ne diyeceksiniz? Örfi kurallara göre de ne yapılmıştır? Yönetildiğini ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekmekte. Şimdi geldim. İlk Türk devletlerine şöyle bir dönelim. Şöyle çok geriye bir dönelim. İlk Türk devletlerinde arkadaşlar hükümdar gücünü meşru kılabilmesi için neyden aldığını iddia ediyordu? Hükümdar Tanrı'dan aldığını iddia ediyordu. Biz bu anlayışa ne diyorduk arkadaşlar? Kut anlayışı diyordunuz. Yani ilk Türk devletlerindeki anlayış sürdürülerek hükümdarlık bir ilahi bakış olarak görülmüştür. Hatta artık ne diyeceğiz? Allah'ın yeryüzündeki gölgesi unvanını almaya başlayacaklar. Buna göre hükümdarların emretme etkisini Allah'tan aldığı kabul edilmiş, sultan halkının ona itaat etmesine karşılık olarak ülkesine huzur, adalet ve güvenliği temin etmekle yükümlü ne yapmıştır? Sayılmıştır diyeceksiniz. Boy başkanına Oğuz geleneğine göre Yagbu denilirken İslamiyet'in benimsenmesinden sonra hükümdarlar artık hangi unvanlarla anılmaya başlanacak? Tabii ki arkadaşlar sultan unvanıyla anılmaya başlıyor. Hemen bir anekdot geçelim buraya. Türk tarihinde sultan unvanını kullanan ilk kişi Gazneli Mahmut olduğunda ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Devlet başkanı neyse arkadaşlar Sultanul Azam ya da Sultanul Muazzam isimleri verilmiştir. Yani hemen şuraya yazalım. Sultanı arkadaşlar Azam ya da ne dedik? Sultanı arkadaşlar Muazzam ismine yapılmıştır, verilmiştir. En önemli ve yüksek yönetim kurulu olana da arkadaşlar divanı ne diyeceksiniz? Divanı saltanat yani büyük işlerin görüşüldüğü yerdir. Ve son sözü arkadaşlar hükümdar söylediği için bir nevi ne görevini görür? Danışma arkadaşlar görevini görmektedir. Bakın aslında farkında mısınız? İlk Türk devletleri gelenekleri bir nebze de olsa devam ediyor. Şimdi ilk Türk devletlerinde kurultay sistemi vardı. Son sözü yine hükümdar söylüyordu. Burada da arkadaşlar biz artık kurultay demiyoruz da divanı saltanat diyoruz. Ve divanı saltanatta da son sözü yine hükümdar söylüyor. O yüzden de ikisinin de ortak özelliği bunu danışma bir meclisi olduğunu ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Hükümdarın olmadığı zamanlarda divana naibi yani vekili başkanlık etmiş. Bu divana ise arkadaşlar niyabeti saltanat ismi verilmiştir. Niyabeti arkadaşlar saltanat ismi ne yapılmıştır? Verildi diyeceğiz. Devlet teşkilatlanması eski Türk devlet geleneklerinin kendisinden önceki İslam devletlerinin uygulamalarının ve İran devlet anlayışının izlerini taşır. Ha o zaman hemen şuraya bir dikkat etmeniz lazım. Demek ki Büyük Selçuklu Devleti artık kimden etkilenmeye başlayacak? İranlardan etkilenmeye başlıyor çünkü İranlıların geleneksel yöntemlerini almaya başlayacağız. Şimdi eski Türk devlet geleneklerine uygun olarak ülke neydi? Hanedanın, bakın hanedanın ortak malıdır anlayışı ortaya çıkacaktır. Ve yine arkadaşlar iktidar ve sülalenin erkekler arasında paylaştırılmıştır ki nitekim biz buna üleş sistemi diyeceğiz. Bu üleşin yanı sıra tabii ki neylere sebep olacak bu? Taht kavgalarına sebep olacak. Bu taht kavgaları da devletin genelde kısa ömürlü olmasına sebep oluyor. Bazı eyaletlerde arkadaşlar yani hükümdarın erkek çocuğu olan melikler anılan şehzadeler vali olarak gönderilmiştir. Yani biz onları gönderiyorduk, onlar o bölgeyi yönetiyorlardı ve tahta çıktıkları zaman deneyim ve ne kazanacaklardı? Tecrübe ne yapmışlardır? Kazanmışlardır. Saray için bargah ve dergah arkadaşlar gibi adların kullanılması İran etkisinin göstergelerinin en büyük unsurları içerisinde yer ne yapmaktadır? Almaktadır diyeceksiniz. Devlet teşkilatlanmasında İran etkisi görülmesine karşın atabey, subaşı, tuğra, çavuş gibi Türkçe terimlerde kullanılmıştır. Ama çok da fazla kullanılmış mıdır dersek hayır unutmuyorsunuz çünkü Büyük Selçuklu Devleti büyük şekilde İran yani Fas etkisinde ne yapmıştır? Kalmıştır diyeceksiniz. Şimdi siz hükümdar oldunuz. Hükümdar başa geçmeden önce tabii ki hükümdarlık alametlerinden de söz edeceğiz. Peki nedir bu hükümdarlık alametleri? Birincisi halife tarafından daha doğrusu hutbe okutulması. Yani halifeden gelen bir onaylık gelecek. Peki biz buna ne diyeceğiz dersek menşur adını vereceksiniz. Halife diyor ki tamam bu diyor hükümdar olabilir. Daha sonrasında tabii ki arkadaşlar sikke yani biz buna ne diyeceğiz? Para bastırmak. Tuğra padişahın mührü diyebilirsiniz. Yine ne diyeceksiniz? Nebet yani davul diye adlandıracağız. Taht diyeceğiz ve tabii ki hükümdarın arkadaşlar olmazsa olmaz saltanat çadırı diye adlandırdığım şey nedir? İlk Türk devletlerinde de vardı. Ota bir de saltanat şemsiyesi. Biz bunu arkadaşlar çetir diyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam şemsiye ne alaka? Şimdi bunlar Allah'ın yeryüzündeki gölgeleri değil miydi? Çok güzel bir anekdot geçelim buraya. Allah'ın yeryüzündeki gölgeleriydi. Nitekim şemsiyeyi de açtığınız zaman gölge yapar ve bu gölgede nitekim Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olduğunu ifade eder. Yine geldik arkadaşlar sorguç ve tıraz. Tıraz nedir peki dersek? Tıraz da arkadaşlar hükümdarlık giysisi olarak ne yapılmakta? Kabul edilmekte diyeceksiniz. Gelelim şimdi her zaman bir sorumuz var. Bu soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi dönemde Türk devletlerinde kullanılan egemenlik sembollerinden biri değildir demiş. A. Çetir, B. Ota, C. Davul, D. Hutbe, E. Sorguç. Bakın İslamiyet öncesi yani ilk Türk devletlerinden bahsediyor sana. Egemenlik sembollerinden biri değildir diye sormuş. Arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı olacak. Niye? Çünkü ben hutbeyi artık İslamiyet'in neyiyle alacağım kendime? Etkisiyle ele almaya başlayacağım. Ama bana soruda diyor ki İslamiyet'ten öncesi Türk devletlerini sorduğu için bu yüzden de doğru cevabımızı D olarak ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Şimdi geldim. Saray hükümdarın hem ikametgahı hem de devleti yönettiği yerdir. Saray teşkilatında bazı görevler ve görevleri neler? Buna bakalım birlikte. Şimdi Hâcibü'l-Hüccâb. Şimdi şunu unutmuyorsunuz. Sarayda arkadaşlar padişahtan ve vezirden sonraki en yetkili ne diyorsunuz? Kişi olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Çaşnigir yani Çeşnigir de diyebiliriz. Neyden sorumludur? Yemeklerden. Nedir? Sorumlu kişi olarak bileceksiniz. Candar, can, hükümdarın arkadaşlar canından sorumludur. Yani aslında şunu söyleyeceksiniz. Hükümdarı korumakla nedir arkadaşlar? Görevli diye ne yapacağız? Adlandıracağız. Şimdi bir de neyimiz var? Tabii ki camedarımız var. Aslında baktığımız zaman bazen sorularda karıştırabiliyorsunuz. Candarla camedar birbirine ne yapmakta? Benzemekte. Siz de bunu arkadaşlar kolay bir şekilde ne yapacaksınız? Ele alacağız. Elbiselerden yani hükümdarın elbiselerinden nedir? Sorumlu, görevli olarak ne yapacağız biz? Bileceksiniz. Tabii biz bunu birçok çeşitlendirme yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl çeşitlendirme yapabiliriz dersek eğer. Şunları söyleyebilirsiniz. İşte at bakıcısı, daha sonrasında saray mutfağı görevlisi, padişahın kıyafetlerinden sorumlu, padişahın arkadaşlar hizmetkarı gibi birçok görevli sarayın içerisinde yer almaktadır. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de TATS uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman, istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter, o da mümkün. Onun için de yine TATS uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Büyük Selçuklularda saray görevlerinin başında bulunan görevlerin ünvanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gulam, B. Candar, C. Çaşnigir, D. Cameder, E. Hâcibü'l-Hüccâb. Arkadaşlar sorumuz bu şekilde. Bakın. Padişah ve vezirden sonra en yetkili kişiden bahsettik. Yani başında, görevlerinde başında bulunan kimdir dersek de tabii ki Hâcibü'l-Hüccâb. O yüzden doğru cevabımızı E şıkkı olarak ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Şimdi her zaman söylediğimiz gibi bir merkez teşkilatımız vardı. Yani o sarayın içerisinde bir görülen bir divanımız var. Peki bu divanın içerisinde tabii ki birçok nokta var. Gelelim birlikte arkadaşlar buna bakalım. Neler var? Divanı saltanat arkadaşlar ilk diyeceğiz ki devlet işlerinin görüşüldüğü nedir? Yer olarak bileceğiz. Divanı inşa ya da diğer ismini arkadaşlar Tuğra Divanı diye adlandıracağız. Peki Divanı Tuğra ne iş yapıyor? Şimdi Tuğra size bir şey çağrışım yapıyor mu dersek? Arkadaşlar aslında yapıyor. Bir nevi mühür diye adlandırabiliyorduk değil mi arkadaşlar? Şimdi şunu söyleyeceksiniz. Devletin, bakın devletin iç ve dış neyinden sorumludur? Yazışmalarından sorumlu olarak ne yapacağız biz? Bileceksiniz. Geldim Divanı İstifa'dan bahsedelim. Şimdi Divanı İstifa demek. Şimdi istifa demek arkadaşlar aslında çok basit. Şunu söyleyeceğiz. Devletin mali işlerinden nedir? Sorumlu olarak ne yapmamız lazım? Bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik Divan-ı İşraf. Peki şimdi siz devletin mali işlerini yaptınız. Bir de devleti arkadaşlar tabii ki ne yapmanız lazım? Denetlemeniz gerekiyor. Peki bu denetlemeyi nasıl yapacağız arkadaşlar? Dersek şunu söyleyeceksiniz. İşraf divanı yapacak. Devletin teftişini gerçekleştiren nedir? Divandır. Yani mesela bu paralar nereye harcanıyor, ne oluyor, ne ediliyor? Bunlar arkadaşlar üstlenen görevler olarak ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Geldim Divanı Arz'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Devletin neyinden sorumludur? Askeri işlerinden nedir diyeceksiniz? Sorumlu olarak ne yapacağız biz? Bileceğiz. Geldim Divanı Berit. Aslında arkadaşlar bir nevi neydendir? Haberleşme olarak ne yapmam lazım? Bilmem gerekiyor. Geldim divanı arkadaşlar. Mezalim var. Peki divanı mezalim ne anlama geliyor? Buna bakalım. Hem icra hem de kaza gücüyle arkadaşlar donatılmış olan bir divan. Yani yüksek yargı oranı organı. Şöyle diyelim o zaman. Yüksek yargı organı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Şimdi geldim bir sorumuz var. Selçuklularda askeri işlerle ilgilenen divanın adı aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. A. Divanı Arz. B. Divanı İstifa. C. Divanı Tuğra. D. Divanı Berit. E. Divanı Mezalim. Tabii ki daha yeni arkadaşlar hatırlayın. Devlet işlerindeki askeri işlerden sorumlu Arz divanıydı. Yani o yüzden doğru cevabımızı A şıkkı olarak ne yapmamız lazım? Ele almamız gerekiyor. Şimdi geldik. Büyük Selçuklularda peki adalet nasıl işliyordu? Bu adalet sistemi nasıldı? Şimdi arkadaşlar hukuk sistemini iki kısma ayıracaktım. Bunlardan birisine şer'i hukuk, bir de geleneksel hukukumuz olan örfi hukuk olmak üzere iki kısma ne yapılırdı? Ayrılırdı. Unutmuyorsunuz dini davalar yani dinsel davalara, şer'i davalara kadıların ne yaptığını bilmem lazım. Bakmam gerekiyor. Yani din, fıkıh, İslam hukuku ile ilgili işlerle yetkili olan kadı, evlenme, boşanma, nafaka, miras, borç davalarına ilgilenmiş, vakıfları yönetmiş bir bugünkü noter vazifesini ne yapmaktadır? Görmektedir. Ama bizim bileceğimiz şer'i hukuk sisteminde, bakın hangi hukukta dedim? Şer'i hukuk sisteminde kadıların başı Kadıl Kudat'tır ve aynı zamanda Kadıl Kudat'ın yanı sıra neyi söyleyeceğiz dersek, örfi hukuk sisteminin ise başında, bakın hangi sistem? Örfi hukuk sisteminin başında ise Emri Datlar ne yapar? Görev alır. Bir de unutmayın askeri davalara bakanlara ise Kadıleşker adı da ne yapılmıştır? Verilmiştir diyeceğiz. Siyasi suçlar sultanın başkanlığındaki arkadaşlar divanı, bakın divanı mezalim diye adlandırdığım yerde hükme ne yapar? Bağlanır diyeceksiniz. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nde adalet sisteminin yanı sıra ordu sisteminden bahsedelim. Orduya arkadaşlar ya sultan başkanlık eder, sultanın olmadığı yerde ise vezir ne yapar? Başkomutanlık yapmıştır. Ordunun çoğunluğu arkadaşlar atlı askerler. Peki biz bu atlı askerlere ne diyoruz dersek? Süvari birlikleri olarak ne yapacaksınız? Bileceksiniz. Yine unutmayın. İlk kez Karahanlılar döneminde ortaya çıkan bir sistem ortaya çıkacak. Nedir peki bu dersek? Gulam sistemi. Gulam demek aslında kul ya da köle anlamına ne yapmakta? Gelmekte. Farklı etnik unsurların devlet hizmetine kazandırdığı bir uygulama olup bu sayede İranlılar sarayda ve orduda çeşitli görevler almaya başlayacaklar. Fakat bu durum Oğuzların tepkisine sebep olacak ve Türkmenler bir nevi küstürülecek. Ve küstürülmesiyle de birlikte tabii ki Sultan Sencer dönemi biraz da sıkıntı dönemi olarak ne yapılacak bilinecek. Selçuklu ordusunun merkezde Gulamanı saray diye adlandırdığım askerleri sipahilerden oluşan arkadaşlar Hassa ordusunu eyaletlerde devlet topraklarında alınan vergilerle yetiştirilen yine hangi askerler diyeceksiniz? İkta askerlerini, ayrıca bağlı devlet askerleri, gönüllüler, ücretler ve Türkmen güçlerinden meydana gelmiştir. Savaşlarda kılıç, kalkan, ok, yay, mızrak, hançer gibi hafif silahlar ve kuşatmalarda mancınık ve arade yani hafif taşlar atan silah gibi ağır silahlarda ne yapıldı? Kullanıldı diyeceğiz. Geldim Büyük Selçuklu Devleti'nde bir Türk İslam İmparatorluğu olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Selçuklu kültür ve uygulamalarına İslam dininin kurallarının yanı sıra Türk gelenekleriyle İranlılar, Abbasiler, Karahanlılar ve Gazneli'nin anlayış ve uygulamaları da önemli etki eden unsurlar içinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır. Daha sonrasında saray, ordu ve halk arasında ne konuşuluyor? tabii ki Türkçe konuşulurken resmi yazışmalar ile edebiyatta tabii ki biz kimden etkilenmiştik? İranlardan. O yüzden de Farsça ilim, bilim, eğitim ve hukukta ise arkadaşlar neler konuşulmaya başlanacak? Arapça diye adlandırdığım dilleri ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Bu durum Türk dilindeki gelişmenin yavaşlaması sonucu doğurmuştur arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, Karahanlılar döneminde sarayda, orduda, çarşıda, pazarda her yerde Türkçe konuşuluyordu. Ama Büyük Selçuklu Devleti'ne geldiğimde sadece saray ve orduda arkadaşlar Türkçe, resmi yazışlarda, edebiyatlarda Farsça, yine ilim ve bilim anlamında Arapça dilleri kullanılmaya başlanması Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına da ne yapacak? Sebep olacak. Peki eğitim en çok nerede ortaya çıktı Büyük Selçuklu Devleti'nde? İlk medrese tabii ki önemli hükümdarımız olan Tuğrul Bey zamanında arkadaşlar nerede açılmıştır dersek, şurada açıldı diyorsunuz. Nişabur'da ne yapıldı? Açılmıştır. Büyük Selçukluların en gelişmiş medreseleri ise Sultan Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmış olan kimde tabii diyorsunuz? Nizamülmülk tarafından arkadaşlar ilk nerede açılıyor dersek Bağdat'ta açılacak. Peki Bağdat'ta açılan biz bu medreseye ne diyeceğiz dersek nizamiye neyi diyorsunuz? Medreseleri. Hatta dünyanın ilk medreseleri olarak da ne yapılmakta? Yani üniversitesi olarak kabul edilmekte. Şimdi geldim. Nizamiye medreseleri ehli sünnet iktidarını yaymak, batıni faaliyetlerini önlemek, devlet adamı yetiştirmek amaçları güden önemli bir unsur olarak da ne yapılmaktır? Bilinmektedir. Şimdi mimari alanda camiler ve büyük mescidi, cumalar ve çok sayıda saray, medrese, türbe, kümbet, kervansaray, darüşşifa, imaret, kale, sur, han, hamam, çeşme gibi yapılar inşa etmişlerdir. Silindirik, yivri, ince ve uzun minareler ile kümbetler Selçukluların özgün eserleri içerisinde yer almaktadır. Türk üçgeni tekniği, dikdörtgen ve beş köşeli mihrap gibi yapılar ise Selçuklu mimarisini yansıtan unsurların içinde yer almakta. Bozkır kültürünü yansıtan kuş, çift başlı kartal, boğa, ejderha gibi hayvan tasvirlerinin yer aldığı kabartmaları süsleme amacıyla kullanmışlardır. Hat, tesbih, çini, minyatür, süslemecilik, halı ve kilim dokumacılığı ile mezar taşı işçiliği gibi sanatlarda ilerleyerek Selçuklu kufisi, sülüsü, nesihi şeklinde hat türleri ortaya ne yapmışlardır? Koyduklarını bilmem gerekiyor. Siyasi, askeri ve sosyal dini alanlarda müzik unsuru kullanılmıştır. Sultanlar genelde arkadaşlar hatırlayın sembollerden bir tanesi nebet yani davul çaldırmıştır. Selçuklu Sarayı'yla ordu ve obalarında düzenlenen tasavvufi yani sema ayinlerinde tef, ney gibi müzik aletleri kullanılmış. Toplumda ise düğün, bayram, tören, şenlik ve eğlencelerde kopuz, bağlama, Türk neyi, Türk tamburu, Türk borusu gibi çeşitli çalgılar çalınmıştır. Yine sultanlar ve meliklerin yakınlarından ilgilendikleri edebiyat alanında Farsça yoğun bir şekilde kullanılmış ve bu dönemde önemli insanlar ortaya çıkmıştır. Kimler peki bunlar dersek ilkine tabii ki tanıdığınız bir adam Ömer Hayyam ortaya çıkacak. Sonrasında arkadaşlar Ezraki diye adlandırdığımız kişiyi bileceksiniz. Ezraki'nin yanı sıra Enveri yine önemli sanatçılar içinde yer almakta. Bir de unutmayacaksınız arkadaşlar. Tabii ki bu dönemin bir adamı daha var. Kimdir dersek Emir kim diyeceğiz? Emir Muizzi olarak ne yapacağız? Bilmeniz gerekmekte. Şimdi Nizamülmülk ve Siyasetname'sine gelelim. Şimdi görüşleri ve sultanların kararlarını etkilemiş tecrübeli bir devlet adamı olduğunu bilmemiz gerekiyor. İran yani Farsi unsurların devlette etkili olmasında önemli rol oynayacak. Çünkü Nizamülmülk kendisi Fars kökenli bir devlet adamı olarak ne yapmanız lazım bilmeniz gerekiyor. Tuğrul Bey döneminden beri çeşitli görevlerde bulunacak ve tap yapacağı noktalar hangi dönem olacak dersek. Birincisi Sultan Alparslan arkadaşlar zamanı ve sonrasında tabii ki devletin en parlak dönemi yaşandığı Melik arkadaşlar Şah dönemi de vezirlik ne yapmıştır? Yaptı diyeceksiniz. Yine tabii ki Sultan Melikşah kendisinden devlet yönetimi ve ilgili kapsamlı bir rapor istemesi üzerine bizim de çok iyi bildiğimiz bir eser ortaya koyuyor. Biz buna ne diyeceğiz dersek? Siyaset Siyasetname önemli eseri olarak ne yapılmaktadır arkadaşlar? Bilinmektedir diyeceksiniz. Şimdi geldim. Siyasetname'ye göre hükümdar nasıl olmalıdır peki? İşlerinde Allah rızası gözetmeli, Allah'ın kurallarına hizmet etmeli, zevk ve eğlenceden uzak durmalı, devlet işlerinde ehli kişilere istişare etmeli, halk asla zulmetmemeli ve adaletli olmalı, devlet kaynaklarını çok tasarruflu kullanmalı, maaş ve yolluk ödemelerini zamanında yapmalı, yetişmiş insanları kolayca gözden çıkarmamalı ve devlet adamlarının aynı hataları tekrarlamalarına fırsat vermemeli diye arkadaşlar siyasetnamede önemli kavramlardan ne yaptı? Bahsettim. Evet arkadaşlar, biz bugün Büyük Selçuklu Devleti'nde yönetim ve toplum yapısını ele aldık. İran'ın etkisini gördük. En parlak dönemlerini kimin yaşattığını, yine bu süreç içerisinde arkadaşlar hangi çalışmaların olduğunu birlikte değerlendirdik. Şimdi her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.